Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde dolaşım sistemine değinmiştik. Dolaşım sisteminde özellikle anlatmadığım Starling hipotezine değinmiş olacağım bu videomda. Aynı zamanda dolaşım sisteminin de genel tekrarını resimler ve görseller ile arkadaşlar anlatmış ve genel tekrarını yapmış olacağız. İnsanda dolaşım sistemini hatırlayacak olursak, dolaşım sistemi kan dolaşım sistemi ve lenf dolaşım sistemi olmak üzere iki çeşit. Kan dolaşım sistemi kan, kalp ve damarlardan oluşuyordu. Lenf dolaşım sistemi de arkadaşlar lenf sıvısı, lenf tümleri ve lenf damarlarından oluşmaktaydı. Peki kan dolaşım sistemine bakacak olursak kan dolaşım sisteminin özellikle görevleri nelerdi hatırlayalım. Vücut içi madde taşınmasını sağlamak, sindirim sisteminden alınan besinleri dokulara göndermek, aynı zamanda akciğerler ile alınan oksijeni dokulara iletmek, dokularda oluşan karbondioksitleri de temizlenmek üzere akciğerlere iletmek, dokularda oluşan metabolik atıkları boşaltım organlarına iletmek, aynı zamanda endokrin bezlerin salgıladığı hormonları yine hedef doku ve organlara iletmek gibi özellikle taşıma üzerine arkadaşlar kan dolaşım sisteminin bolca görevi vardır. Aynı zamanda arkadaşlar kan içerisinde bulunan kan hücrelerinden akciğerler ise vücudu mikroplara karşı savunur. Dolayısıyla arkadaşlar kan dolaşım sisteminin vücudu mikroplara karşı savunmak, vücut ısısını dağıtmak, vücut sıvısının da osmotik basıncını ve pH'ini düzenleme gibi görevleri vardır. Kalp yapısına, insanda kalp yapısına baktığımızda arkadaşlar biliyorsunuz yapısında dıştan içe doğru işte perikard, miyokard ve endokard olmak üzere 3 tip ne var? Zar var arkadaşlar. Peki perikard ne? Perikard çift katlı zardan oluşuyor ve arası sıvı ile dolu. Bu sıvı arkadaşlar sürtünmeyi azaltıyor ve kalbin hareketini kolaylaştırmış oluyor. Aynı zamanda miyokarda baktığımız zaman kalp kasından oluşan tabakadır. En kalın olanı sol karıncıktadır. Neden sol karıncıkta arkadaşlar? Çünkü vücuda kanı pompalayan kısım burası. Yani tüm kanı aslında kalbin içerisindeki temiz olan tüm kanı pompaladığı için tüm vücuda ne olacak? Sol karıncık duvarındaki bu miyokard tabakası biraz daha kalınlaşmış olacak. Endokard tabakasına baktığımızda kapyasa epitelden oluşuyor arkadaşlar. O da en içi hasarlamış oluyor. Peki arkadaşlar size bir tane soru sorayım. Kalp içindeki kandan beslenebilir mi? Diye sorduğumda arkadaşlar kalbin içerisinde diri ve temiz kan var. Temiz kan ile de arkadaşlar kalp içindeki kandan beslenemiyor. Sebebi ise arkadaşlar iç tabakadaki endotelyum tabakası çok sıkı bir şekilde dizilmiştir. Yani arkadaşlar içerisindeki en içte bulunan endotel doku hücreleri çok sıkı bir şekilde dizilmiştir. Dolayısıyla kalp içindeki kandan beslenemez. Peki hocam nereden beslenir dersek arkadaşlar alttan ayrılan koroner damar ile arkadaşlar ne yapmış olacak? Kalpte beslenmiş, oksijence zenginleşmiş olacak. Dolayısıyla besin ihtiyacını da koroner damarlar ile sağlamış olacak arkadaşlar. Peki baktığımız zaman atar damarlar ve toplar damarlar ne iş yapıyordu ve nerelerde bulunuyordu? Bunu irdeleyelim şimdi. Arkadaşlar sağ kulak, sol kulak, sağ karıncık ve sol karıncık var. Biz ne demiştik dersi anlatırken? Karıncık ve kulakçığı karıştırmamak adına kulakçıklar üstte bulunuyor. Karıncığımız ise altta bulunuyor. O zaman kalbi bölmelere ayırdığımız zaman karıncıklar altta kalacak. Kulakçıklar da kulağımız nasıl karından yukarıda bulunuyorsa kulakçıklar da üst kısımda bulunmuş olacak. O zaman sağ ve solu zaten biliyoruz. Arkadaşlar bu tarz sorularda bu şekil çıktığı zaman siz sanki sizin tam simetriniz gibi düşüneceksiniz. Sanki aynadan baktığınız gibi düşüneceksiniz. Yani
sağ tarafınız sizin sol tarafınız, sol tarafınız ise sağ tarafınız gibi düşünerek cevaplama yapmanız gerekiyor. Yani kalbin sağ kulaklığı burası, sol kulaklığı bu bölge, sağ karıncık arkadaşlar sağ kulaklığın hemen altındaki kısım, sol karıncık da sol kulakçığın hemen altında bulunan bu kırmızı kısım olmuş olacak. Şimdi kalbar damarlar kanı getirir. Nerelere getirir? Sağ kulakçığa veya sol kulakçığa getirir arkadaşlar. Peki, sağ kulakçığın olduğu kısımda periküspit yani üçlü kapak bulunur arkadaşlar şurada. Peki sol tarafta ise ne bulunacak? Sol kulaklığın giriş yaptığı bölgede arkadaşlar periküspit yani ikili kapak bulunur. Peki sağ karıncıktan arkadaşlar sağ karıncıktan atar damar kanı götürür. Arkadaşlar atar damar kanı götürür. Atar damarlarda kan götürülür arkadaşlar ama toplar damarda kan getirilir. Bunu unutmuyoruz. Aynı zamanda şuna da değinmekte fayda var. Kalbin sağ tarafı deli kan taşır. Kalbin sol tarafı ise temiz kan taşır. O zaman arkadaşlar sağ tarafında deli kan, sol tarafında temiz kan bulunacaktır. O zaman görsellerde kırmızı renkli olarak gösterilen kısımlar sol kısmı göstermiş oluyor ve temizlenmiş kanı gösteriyor. Peki temizlenmiş kan ne oluyor hocam dersek de temizlenmiş kan aslında karbondioksit yönünden zengin olan kan değil, fakir olan kandır. Yani oksijen bakımından zengin olan kandır arkadaşlar. Kirli kan ise karbondioksit yönünden zengin olan kanı ifade eder. Peki şuradan kalem seçecek olursak o zaman arkadaşlar kalbin sağ tarafında karbondioksit miktarı fazladır. Sol tarafında ise arkadaşlar oksijen oranı miktarı fazla olmuş olacak. Dolayısıyla biz aslında temiz ve kirli kan diye oksijen ve karbondioksit miktarına bakarak diyoruz. Şimdi ilerleyecek olursak kanın vücutta dolaşımına baktığımızda arkadaşlar biliyorsunuz atar damarlar kanı götüren damarlardır. Toplar damarlar ise arkadaşlar kanı getiren damarlardır. Atar damarlar temiz kan taşır. Kim hariç? Akciğer atar damarı hariç. Akciğer atar damarında arkadaşlar atar damar olmasına rağmen kirli kan taşınıyordu. O zaman arkadaşlar akciğer ifadesini gördüğünüz zaman bir tersliğin olduğunu unutmuyorsunuz. Bütün atar damarlar temiz kan taşıyor ama akciğer atar damarı kirli kan taşıyor. Bütün toplar damarlar kirli kan taşıyor ama akciğer toplar damarı temiz kan taşıyor olacak arkadaşlar. Bu ifadeyi unutmuyorsunuz sınavda soruları çözerken. Şimdi bakalım. Arkadaşlar kalbin alt kısmında bulunan organlardan ve dokulardan gelen kirli kan kalbin sağ kulakçığından giriş yapar ve temizlenmek üzere akciğer atar damarı ile akciğer kılcallarına ulaştırılır. Ve akciğer kılcallarına ulaştıktan sonra temizlenen kan akciğer toplar damarı ile getirilir. Aynı zamanda arkadaşlar bakın kanın temizlenmesi olayına bakın kirli kanın kulaktan çıkıp akciğer atar damarı ile çıkıp temizlenip geri dönmesine, kalbe geri dönmesine biz küçük dolaşım dedik aynı zamanda. Burayı ihmal etmiyorsunuz. Akciğer kılcallarında kaz alışverişi sağlandı. Karbondioksitler bırakıldı. Yerine oksijenler alındı. Ve artık oksijence zengin kan kalbe giriş yapmış oldu. O zaman bu tarafta oksijen miktarı fazlaydı. O zaman şu an kalbin sol tarafında bulunan ve oksijence zengin olan kan ne yapacak? Şimdi aort ile bütün organlarımıza, işte baş ve kollardaki kılcallara arkadaşlar, aynı zamanda işte karaciğere, bağırsağa, böbreklere, doku kılcallarına arkadaşlar temizlenmiş olan kan getirilmiş olacak. Peki bu kılcallarda ne gerçekleşiyor? Bu
Bu kılcallarda da arkadaşlar madde değişimi gerçekleşiyor. Her dokuda, her organda kılcal damar bulunmak durumunda. Aslına bakarsanız atar damar ile toplar damar arasında her seferinde kılcal damar bulunuyor. Bakın dikkat ederseniz baş ve kollardaki atar damar ve toplar damarı görüyorsunuz. Şimdi atar damar arkadaşlar deli kan taşımayacak, temiz kan taşıyacak. Toplar damarlar ise bakın şurası toplar damar, burası atar damar. Şimdi o zaman temizlenen kan ne olmuş oluyor? Temizlenen kan baş ve kollara gitmiş olacak. Kılcallarda madde değişimi gerçekleşecek. Buralardaki dokular ve organlar, hücreler beslenmiş olacak. Dolayısıyla organlar da oksijence zenginleşmiş olacak arkadaşlar. Eğer biz sağ kulakta, daha doğrusu arkadaşlar sağ tarafta bulunan kanı akciğere gönderip temizleyip geri gelme işlemine, yani kalp ile akciğer arasında gerçekleşen dolaşıma biz küçük dolaşım diyeceğiz. Kalp ile temiz kanın tüm vücuttaki bütün dokulara, organlara ulaştırılması olayına ise arkadaşlar, yani kalp ile tüm vücut organları arasında olan dolaşıma da biz büyük tansiyon demiş olacağız. Küçük kan dolaşımı daha detaylı inceleyecek olursak. Küçük kan dolaşımı arkadaşlar, bakalım. Öncelikle kan kalp seviyesinde beyinden akciğere kadar bütün vücudu dolaşır. Bunu unutmuyoruz. Kalp ile akciğerler arasında gerçekleşen dolaşıma biz küçük kan dolaşımı diyoruz. Baktığımızda küçük kan dolaşımı özellikle sağ karıncıkta başlar. Bakın bu sorularda geliyor. Sağ karıncıkta başlar. Akciğer atar damarı ile temizlenmek üzere akciğerlere iletilir. Akciğerlerde temizlendikten sonra ise arkadaşlar bakın şuralarda temizlenme gerçekleşiyor. Bakın mavi ile akciğerlere katılıyor. Bakın karbondioksitle zengin olan yani kirli olan kan şu dokuları takip ettiğimizde ne yapıyor? Akciğerlere geliyor. Yani şu an gelen kan kirli kan. Akciğer atar damarıyla sağ karıncıktan çıktı. Bakın kirli kan sağ karıncıktan çıktı arkadaşlar. Akciğerlere iletildi. Kirli dememin sebebi ne? Karbondioksit zengin. Karbondioksitçe zengin olduğu için de buralarda temizlenmeye gelmiş arkadaşlar. Akciğer kılcallarında gaz alışverişi sağlanacak ve oksijeni alıp karbondioksiti akciğerlere bırakıp ben gidiyorum diyecek ve dolaşıma katılmak üzere kalbe gelecek arkadaşlar. O zaman tekrar anlatacak olursak bakın. Sağ karıncıkta başlayacak küçük kan dolaşımı. Sağ karıncıkta başlayacak. Burada kirli kan akciğerlere atılacak ve temizlenip akciğerlerde oksijeni alıp arkadaşlar ne yapacak? Akciğer toplar damarı ile kalbin sol tarafına, sol kulaklığından giriş yapacak ve arkadaşlar işlem tamamlanmış olacak. Aslında sağ karıncıkta başlayan dolaşım sol kulaklıkta bitmiş olacak. İşte bize sınavlarda bunu soruyorlar ve akciğer atar damarıyla akciğer toplar damarının fark edilmesini, irdelenmesini soruyorlar arkadaşlar. Bunların neyini soruyorlar arkadaşlar? Atar damarlar normalde oksijence zengin kan taşırken, toplar damarlar karbondioksit zengin kan taşırken akciğerde terslik var arkadaşlar normalde. Akciğer nerede akciğer gördün? Orada bir terslik var. O zaman akciğer atar damarı diyorsa bir kere kirli kan olacak. Akciğer toplar damarı diyorsa da temiz kan diyecek. O zaman arkadaşlar küçük kan dolaşımı da sağ karıncıkta başlayacak ve sol kulaklıkta bitecek. İşte biz buna kalple sadece akciğerler arasında gerçekleşen dolaşıma küçük kan dolaşımı demiş olacağız biz de. Şimdi büyük kan dolaşımına bakacak olursak büyük kan dolaşımında da kan kalp seviyesinde beyinden akciğere kadar bütün vücudu dolaşır tabii ki de.
Peki büyük kan bulaşımı ne? Arkadaşlar, akciğerlerde temizlenen kan kalbe geldikten sonra kalp aort ile bütün vücudu dolaşmak üzere arkadaşlar oksijenle zengin kanı ne yapacak? Tüm vücuda pompalayacak. O zaman nerede başlayacak? Bu sefer sol karıncıkta başlayacak. Sol karıncıkta aort atar damarı ile, bakın aort atar damarı vücudumuzun en güçlü ve en büyük atar damarıdır arkadaşlar. Çünkü kanı o güç ile vücuda pompalama görevini üstlenmiştir. O zaman sol karıncıkla başlayacak büyük kan dolaşımı aort ile ne yapacak? Tüm vücuda pompalanmış olacak. Peki aynı zamanda sol karıncıkta başladı. Sağ kulaklık bitmesinin nedeni ne arkadaşlar? Sağ kulaklık biter. Neden sağ kulaklık bitiyor? Çünkü arkadaşlar bakalım. Dokular ve arkadaşlar yücelerde ne yapacak? Temizlenme gerçekleşecek. Hangi dokular ve hangi hücrelerde arkadaşlar? Akciğer hücrelerinde. Akciğer alveollerinde gaz değişimi olduktan sonra oksijence zengin olan kan kalbin sol kulaklığına giriş yapacak ve sol karıncığından başlayan büyük kan dolaşımı aort atar damarı ile tüm vücuda pompalanacak. Tüm vücuda pompalandıktan sonra arkadaşlar başa da gidiyor aynı zamanda. Çünkü beynimizde ve baş bölgesindeki diğer organlarda da oksijene ihtiyaç var. Oksijene ve glikoza arkadaşlar. Biliyorsunuz beynin temel yakıtı da glikozdu. Beynin temel enerji kaynağı da yine glikozdu. Bunu unutmuyoruz. O zaman arkadaşlar bütün vücuda temizlenmiş olan oksijence zengin kan diyor. Ve kirlenip karbondioksitle zenginleşip ne yapıyor? Kalbe geri geliyor. Kalbin sağ kulaklığına giriş yapıyor ve oradan da sağ karıncağa iletiliyor. Arkadaşlar bakın nereden başladık? Sol karıncıktan başladık büyük kan dolaşımına. Vücuda gittik, kirlendik ve arkadaşlar nereye geldik? Kalbin sağ kulaklığına geldik. İşte arkadaşlar buralar bizim için önem arz ediyor. Yani nerede başlar, nerede biter sorularında. Özellikle bunlara dikkat ediyoruz. O zaman arkadaşlar genelleyecek ve toparlayacak olursak büyük kan dolaşımı da kalp ile vücudun diğer tüm organları arasında gerçekleşen dolaşım sistemine biz büyük kan dolaşım sistemi diyoruz. Vücudumuzdaki damarların şemasına baktığımızda biraz önceki görselin aslında şemaya dönüşmüş halini anlatıyor burada. Özellikle kalbin sağ tarafında kirli kan yani karbondioksitle zengin kan bulunurken diğer tarafında diğer yarısında ise arkadaşlar oksijence zengin kan bulunacak. O zaman kalple akciğerler arasında gerçekleşen temizlenme dolaşım işlemine biz küçük kan dolaşımı diyoruz. Temizlenmiş kanın tüm vücuda pompalanıp vücuttaki dokular ve dokulardaki hücreler ile karbondioksitçe zenginleştirilip kalbe gelen, temizlenmek üzere gelen dolaşım sistemini ise biz büyük kan dolaşımı dedik. Şimdi kan damarlarına gidecek, daha yaklaşacak olursak. Şimdi arkadaşlar atar damarlar ve toplar damarlar ve kılcal damarlar. O zaman arkadaşlar her seferinde kan damarlarına baktığımızda atar damarlar ile toplar damarlar arasında bir kılcal damarı görüyoruz. Bu her organda, her dokuda bu şekilde arkadaşlar. Atar damarlar temiz kanı getirecek, kılcal damarlarda madde değişimi gerçekleşecek, oksijence fakirleşen kan, karbondioksitle zenginleşen kan toplar damar tarafından alınıp kalbe getirilecek arkadaşlar. O zaman bu damarların yapılarına baktığımızda bakın atar damar 3 tabakadan meydana geliyor. İşte dışta lifli bağ doku, işte düz kas ve endotel tabakada enişte bulunuyor arkadaşlar. Endotelium tabakası olmak üzere 3 kat bağ dokudan oluşuyor. İşte bağ doku, düz kas ve endotel tabaka. Yani epitel doku hücreleri diyebiliriz.
Peki arkadaşlar, kılcal damarlara bakalım. Kılcal damarlarda ise bakın gördüğünüz gibi tek kaplı yassılaşmış epitel doku mevcut. O zaman arkadaşlar bunlar tek sıralı hücreler olduğundan ve hücrelerin de birleşmiş hali bu şekil olduğundan ne olacak? Buralar madde alışverişine izin vermiş olacaktır arkadaşlar. Peki toplar damara bakalım. Toplar damarda yine işte lifli bağ doku, düz kas ve endotel tabaka olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur arkadaşlar. Yapıları akar damar ve toplar damar 3 katlı iken kılcal damarlar tek katlı epitele sahiptir arkadaşlar. Burayı unutmuyoruz. Dolayısıyla kılcal damarlarda madde alışverişi de kolayca sağlanmış olur. Kan damarlarına baktığımızda kan damarlarında arkadaşlar her seferinde bakın grafikleri okurken her seferinde atar damar ile toplar damar arasında mutlaka bir kılcal damarı görüyoruz. Zaten atar damarla toplar damarı kılcal damarlar birbirine bağlıyor. Yani köprü görevi görüyor. Oksijen miktarına baktığımızda atar damarında biliyorsunuz kirli kan vardı. Atar toplar damarında da temiz kan vardı. Bu sebepten dolayı ne olacak? Akciğer toplar damarındaki oksijen miktarı biliyorsunuz nasıl yüksek. Ama akciğer atar damarındaki oksijen miktarını görüyorsunuz düşük arkadaşlar. Bunları bu şekilde yorumlayacağız. Evet, karbondioksit miktarına bakalım. Karbondioksit miktarı arkadaşlar doku atar damarında karbondioksit miktarı azken doku kılcalına doğru artacak. Ve doku toplar damarında en yüksek seviyeye ulaşacak ve doku toplar damarları ile de kan kalbe doğru taşınmış olacak. O zaman karbondioksit zengin kan toplar damarda mevcuttur diyeceğiz. Bakalım kan basıncı, kanın akış hızı ve toplam çap nasıl değişiyor? Bu da sınavlarda, sorularda karşınıza gelebiliyor. Kan basıncı arkadaşlar atar damardan tabii ki kan yüksek bir şiddet akacağı için atar damardaki kan basıncı yüksek olacaktır. Kılcal damarda biraz daha az. Toplar damarda arkadaşlar çok yavaş bir şekilde ne yapılacaktır? İletim sağlanacaktır. Yani kan basıncı toplar damarda en düşüktür arkadaşlar. Peki kanın akış hızına bakalım. Kanın akış hızı elbette arkadaşlar yine atar damarda en hızlı olacak. Kılcal damarlarda arkadaşlar madde alışverişi gerçekleştiği için, madde değişimi gerçekleştiği için ne olacaktır? Orada bir kimyasal olay var, biyokimyasal olay var arkadaşlar. Moleküllerin alınımı, hücre içerisinden moleküllerin alınımı ve hücre içerisinde moleküllerin bırakılması söz konusu. Dolayısıyla burada bir uğraşma var. O zaman kılcal kan damarlarında kanın akış hızı en yavaş olmuş olacak. Peki toplar damarda ise kılcal damarı oranla biraz daha fazla olmuş olacak. Ama tabii ki kanın akış hızı atar damarda en yüksektir diyeceğiz. Toplam çapa baktığımızda toplam çap arkadaşlar atar damarda ne olacak? Atar damarda az. Çünkü vücudumuzda çok fazla atar damar yok. Ama vücudumuzda o kadar fazla kılcal kan damarı var ki arkadaşlar o zaman kılcal kan damarlarının toplam çapına baktığımızda daha fazla olduğunu görüyoruz. Kime göre toplar damar ve atar damara göre diyeceğiz arkadaşlar. Damarlardaki üre yoğunluğuna bakalım. Damarlarda arkadaşlar üre yoğunluğu tabii ki de nerede fazla olacak? Toplar damarlarda daha fazla olmuş olacak. Karaciğer toplar damarında üre yoğunluğu fazladır arkadaşlar. Neden? Çünkü amonyak üreye çevrilmiştir. Karaciğer toplar damarı ile de ne yapılmıştır arkadaşlar? İşte alt ana toplar damara birleştirmek üzere verilir arkadaşlar. O zaman karaciğer toplar damarında kirli kan mevcut olduğuna göre amonyak karaciğerde üreye çevrildiğine göre o zaman karaciğer toplar damarındaki üre miktarı en fazla olacaktır. O zaman karaciğer atar damarında da üre miktarı düşüktür diyeceğiz. Neden? Çünkü amonyak haldedir ve henüz üreye dönüşmemiştir diye yorum yapmamız gerekiyor. Üre miktarına bakalım. Üre katar damarındaki üre miktarı ise ne olacak? Bakın, böbrek atar damarındaki üre miktarı yine
fazladır böbrek kılcalından ve böbrek toplar damarından fazladır arkadaşlar. Arkadaşlar, Starling hipotezine bakacak olursak, madde alışverişi kan ile kana benzeyen doku sıvısı arasında gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki, kılcal damarlarda madde alışverişine bakacak olursak zaten Starling hipotezi de bunu açıklıyor. Kılcal damarlarda madde alışverişi nasıl gerçekleşir? Şimdi bunu izah etmeye çalışalım. Arkadaşlar, şu şekle baktığımız zaman kılcal damar boyunca kan basıncı azalırken, bakın kan basıncı azalırken kanın osmotik basıncı sabit kalır. Kan basıncı ne? Kan basıncı kanı damardan iten kuvvettir arkadaşlar. Peki kan osmotik basıncı ne arkadaşlar? Kan osmotik basıncı ne? Kim tarafından oluşturuluyor kan osmotik basıncı? Doku sıvısını damara çeken kuvvettir arkadaşlar. Kan proteinleri tarafından oluşturuluyor. Yani kan proteinleri nelerdi? Albümin, globulin, temiz proteinler tarafından bu osmotik basınç, yani kan osmotik basıncı oluşturulmuş oluyor. Arkadaşlar, bu proteinlerde büyük proteinler olduğu için ne yapamıyor? Damar dışına çıkamıyor. Damar dışına çıkamadığı için de içeride bir yoğunluk farkı oluşturuyor ve biz buna osmotik basınç diyeceğiz. O zaman damar içerisindeki kanda bulunan bu kan proteinleri arkadaşlar, albümin ve globulin miktarı değişmeyeceğinden, yani damar dışına çıkma gerçekleşmediği için değişme de gerçekleşmeyecek. O zaman arkadaşlar bu sabit kalmış olacak. Peki bu ne işe yarayacak? Doku sıvısını damara çeken kuvvet olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi kılcal damarlarındaki madde alışverişini açıklayan hipotezdir dedik. Atar damarlar ve toplar damarı arasında arkadaşlar ne olmazdı? İşte 3 katlı zara sahip olduğuna, 3 katlı yapı olduğuna atar damar ve toplar damar arasında yapısında daha doğrusu. Ne olacak? Madde alışverişine izin vermeyecek. Çünkü çok fazla katman var. Ama kılcal damarlarda tek katlı yassı epitelden oluştukları için ne olacak? Buralarda madde değişimi, yani moleküllerin işte dışarıya çıkması ve veya arkadaşlar moleküllerin içeriye girmesi kolaylıkla sağlanacaktı. Peki Starling hipotezi de diyor ki madde alışverişini kılcal damarlarda biz bu şekilde açıklayalım diyor. Yani kan basıncı azalacak, kanın osmotik basıncı sabit kalacak. O zaman bu ifadeye dikkat edecek ve buraya dikkat kesilecek olursak şimdi ne olacak? Her seferinde atar damar ve toplar damar arasında kılcal damar var. Atar damarlar oksijenli zengin kan, toplar damar da karbondioksitle zengin kanı taşıyacak. Peki kılcal damar şurası arkadaşlar olduğuna göre bombeli olan yer kılcal damarları ifade ediyor. Yani şu elips şeklindeki yapım. Şimdi arkadaşlar burası kılcal damar olduğuna göre kılcal damarın şuraya bakın. Atar damar ucunda kan basıncı arkadaşlar, bakın atar damar ucunda kan bir yüksek bir hışımla şiddetle hızlı bir şekilde ne yapıyor? Geliyor. O zaman arkadaşlar atar damar ucunda kan basıncı yüksektir. Osmotik basınç olduğu için ne olacak? Süzülme gerçekleşecek. Peki şu tarafa bakalım. Kılcalın toplar damar ucunda ise kan basıncı kanın osmotik basıncından, bakın görüyorsunuz zaten, kan basıncı kanın osmotik basıncından düşük olduğu için ne olacak? Burada da geri emilim söz konusu olacak arkadaşlar. Yani arkadaşlar geri emilim derken karbondioksitin emilmesi gerçekleşiyor. Peki süzülme ne? Süzülme de oksijenin dokulara, glikozun doku hücresine geçmeni sağlaması arkadaşlar durumu. O zaman şu ilk kısma baktığımız zaman, bu ilk kısımda kılcalın atar damar ucunda kan basıncı, bakın kan basıncı, şu kan basıncı, kan basıncı kanın osmotik basıncından büyük olduğu için, yüksek olduğu için buralarda süzülme gerçekleşecek. Ne süzülecek? Arkadaşlar doku hücresine oksijen, glikoz gibi, biraz sonra değineceğim zaten hangi moleküllerin süzüldüğüne veya hangi moleküllerin geçemediğine arkadaşlar değineceğim zaten.
Glikoz, oksijen gibi moleküller doku hücresinin beslenebilmesi için atar damar ucundan gelen kan ile yüksek bir şiddetle gelen, hızlı bir şekilde gelen oksijen de zengin kan arkadaşlar doku hücresine süzülmüş olacak. Peki doku hücresinden sonra ise doku hücresi aldığı oksijeni karbondioksiti ise bıraktı. Neden? Çünkü bu sefer osmotik basınç sabit. Bu sefer arkadaşlar kan basıncı düştü. Kanın basıncı osmotik basınçtan düşük olduğu zaman da biz deemilim diyoruz bu olaya. O zaman arkadaşlar buradan süzülme gerçekleşirken ilk kısımda gerçekleşirken ikinci kısımda arkadaşlar deemilim söz konusu. Geriye emilim gerçekleşir. O zaman arkadaşlar karbondioksitin emilmesi, tekrardan kılcal damara geçmesi ve kılcal damarlardan da toplar damara artık karbondioksit zengin kanın geçmesi durumuna, yani kısaca arkadaşlar kılcal damarlarda madde alışverişini açıklayan bu hipotezi biz Stirling hipotezi diyoruz. Bu sayede ne gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar? Bizim vücudumuzda bulunan bütün dokuların hücreleri şekilde besleniyor. Yani her seferinde atar damar ile toplar damar arasında kılcal damar köprü görevi görüyor. Mutlaka bulunuyor. Atar damar ile gelen temiz kan doku hücresine kılcal damarlar vasıtasıyla kılcal damarın özelliği, işte yapı özelliğinden dolayı, tek katlı olmasından dolayı kolaylıkla moleküllerin geçişine izin verecek. Biz bu olaya süzülme dedik. Burada arkadaşlar bakın kan basıncı osmotik basınçtan yüksek. Peki devam edecek olursak doku hücresi aldı oksijeni, kullandı oksijenli solunum ile metabolik faaliyetlerini gerçekleştirdi. ATP üretti solunum sonucunda. Solunum sonucunda da arkadaşlar, yani hücresel solunumun sonucunda da karbondioksiti ne yaptı? Bakın kan basıncı kanın osmotik basıncından daha düşük değere ulaştığı için de ne olacak? Karbondioksiti alacak. Bu sefer bu duruma biz geri emilim demiş olacağız. Ve bu şekilde karbondioksitle zenginleşmiş kan toplar damarlar ile kalbin sağ kulakçığından giriş yapacak ve kalpten de tekrar temizlenmek üzere akciğerlere gönderilmiş olacak arkadaşlar. İşte kılcal damarlarda madde alışverişini açıklayan bu hipoteze biz Stirling hipotezi diyoruz. Ve sorularda arkadaşlar lütfen karıştırmayın buraları. Bu konu çok çok önemli olduğundan bu şekilde detaylı bir anlatım yapmak istedim. Stirling hipotezine baktığımız zaman, yani biraz önce damar ile anlattığım görseli şimdi grafiğe dökecek olursak, sorularda zaten arkadaşlar bu şekilde grafik ile sorular gelmekte. Siz de onları yorumlamak durumundasınız. O zaman kılcalın atar damar ucunda arkadaşlar ne gerçekleşiyordu? Süzülme gerçekleşiyordu. Süzülme. Peki, kılcalın toplar damar ucunda da arkadaşlar geri emilim gerçekleşiyordu. Geri emilim. Peki bu nasıl sağlanıyordu? Bakın, kan basıncı yani itme kuvveti, kanı damardan iten kuvvete biz kan basıncı diyoruz. Kan basıncı büyüktür, atar damar ucunda çünkü hızlı bir şekilde geliyordu. Osmotik basınçtan, yani arkadaşlar doku sıvısını damara çeken kuvvettir. Biz buna osmotik basınç demiştik. Aynı zamanda bu osmotik basınç arkadaşlar kan proteinleri tarafından, albümin ve globulin tarafından oluşturuluyordu. Kılcal damardan doku hücrelerine doğru besin, oksijen ve su geçişi olur demiştik. Biz bu olaya süzülme demiştik arkadaşlar biraz önce. Peki osmotik basınç ne? Osmotik basıncı şimdi söyledim. Doku sıvısını damara çeken kuvvet aynı zamanda kan proteinleri tarafından oluşturulan kuvvetti. O zaman osmotik basınç gördüğünüz gibi yüksek değerde. Ne göre? Kan basıncına göre. Nereden anladım? Şuradaki rakamlardan anladım, sayılardan anladım arkadaşlar. Bu sayılar bazen kitaplarda farklılıklar gösterebiliyor. Oraya çok da takılmayın arkadaşlar. Bu sayılar yaklaşık değerleri gösterir çünkü. O zaman arkadaşlar milime baktığımızda gördüğünüz gibi osmotik basınç, kanın osmotik basıncı
Damar boyunca sabit ve değişmemişti. Gördüğünüz gibi hep 22'de kalmış. Kan proteinleri tarafından oluşturuluyordu bu basınç. Dolayısıyla kan basıncından daha büyük. O zaman bu şekilde gerçekleşen tutma ise biz ne diyeceğiz? Emilim diyeceğiz. Emilim de doku hücrelerindeki atıklar ve karbondioksit kılcal damara doğru geçer. Bu şekilde kılcal damarın toplar damar ucuna da o karbondioksit ve benzeri metabolik atıklar toplar damara gelmiş olur. Ve toplar damar da o molekülleri toplayarak ne yapar? Kalbin sağ kulaklığından giriş yapar ve arkadaşlar kalpten de tekrar akciğerleri temizlenmek üzere iletilir. Biz bu olaya kılcal damarlarda madde alışverişi diyoruz ve Stirling hipoteziyle açıklamış oluyoruz. Stirling hipotezinde neler geçebiliyor veya neler geçemiyor kandan doku sıvısına arkadaşlar? İşte küçük moleküller, sizin de tahmin edeceğiniz gibi küçük moleküller, işte su, mineraller, glikoz, fruktoz gibi sindirim ürünleri, oksijen, akvalar, hormonlar, antikorlar arkadaşlar geçebilirken kandan doku sıvısına geçemeyen maddeler vardır. Albümin, globulin, biraz önce bahsetmiştim, fibrinojen plazma proteini gibi arkadaşlar. Bunlar doku sıvısında osmotik basınç oluşturur ve ne yapar? Osmotik basıncın kılcal damar boyunca sabit kalmasını sağlayan moleküllerdir, işte proteinlerdir diyebiliriz. Aynı zamanda alyuvarlar kandan dışarı çıkamaz. Kan pulcukları, hemoglobin arkadaşlar hiçbir zaman kandan dışarı çıkamaz. Buraları unutmuyorsunuz. Arkadaşlar kan basıncının herhangi bir nedenle artması sonucunda kılcal damarlardan doku sıvısına madde geçişi artar. Bu olaya biz ödem deriz. Ödemin nedenleri vardır. Ödem, kan basıncının artması, kanın osmotik basıncının düşmesi, doku sıvısının osmotik basıncının artması, lem kılcallarının tıkanması ve arkadaşlar organlara mekanik darbelerin gelmesi sonucunda da ne oluşuyor? Ödem oluşmuş oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.